stüdyoda 3 eksenli robot kol yapacağım. Bu robot kolumuz uygun maliyetli bir robot kol olacak. Kullandığımız malzemeler, parçalar dolayısıyla yüksek ücretlerle yapılan bir robot kol olmayacak. Evet, şimdi mekanik bölümünde yani robot kolumuzun oluştururken ilk kısımda neler kullanacağımızı göstereyim. Evet. Servo motorlarımız Tower Pro'nun mikro servo motorları SG90 modeli. Bu servo motorları kullanırken motor sürücüsüyle ihtiyaç duymayacağız. Çünkü zaten kendi içinden geliyor. Arduino'ya direkt bağladığım zaman kullanabileceğiz. Aynı zamanda burada 3D yazıcıdan bastırdığım robot kolumuzun parçaları var. Bunların STL dosyalarını linkin altında vereceğim. Zaten çok uzun sürmüyor. 6-7 saate hepsine 3D yazıcınızdan bastırabiliyorsunuz. Ayarlarına geçersek bu parçaların iç doluluk oranları %20. Tabii ki PLA'dan basıldı. Aynı zamanda tabii PLA'nızın cinsine göre sıcaklık ayarlarını siz belirlemeniz gerekiyor. Ben 210 nozzle sıcaklığına 70 derece tabla sıcaklığına göre bastım. Gayet güzel çıktı parçalar. Evet, şimdi o zaman parçalarımızı montaj aşamasına geçelim. Öncelikle robotumuzun şöyle alt kısmını yani şu sağa sola dönen kısmını montajlıyoruz. Bunun için servo motorumuzu şu tarafa, şu gördüğümüz çizimdeki boşluğa monte etmemiz gerekiyor. Burada somunlarımızı şu alt tabloda gördüğünüz kısma koydum ve metrik 3 10 uzunluğundaki vidamı şu gördüğünüz deliklerden geçiriyorum. Metrik 3'e 10 vidalarımızı geçirdim. Şu an gördüğünüz gibi şu üst kısmı yani şuraya gelecek kısmı şurada sabitlemiş bulundum. Şimdi servo motorumuza takacağım onu. Servo motorla birlikte gelen şu ucuna takılan aparatı buraya monte ediyorum. Biraz zorlayabilirsiniz burada. Zor geçebilir. Çünkü 0'a 0 uzunluğunda tasarımda. Evet. Buraya taktık. Şimdi servo motorumuzun uç kısmına geçiriyoruz ki sağ sol komutu olsun güç verdiğimiz zaman. Evet. Gördüğünüz gibi artık servo motorumuz sağ sol kısmı tamam. Evet. Şimdi diğer kısma geçelim. Robotumuzun ileri, geri, yukarı, aşağı fonksiyonlarını gerçekleştirecek mekanizmayı yapacağız. Evet. İlk olarak kıskaç kısmının tarafındaki bölümü oluşturalım. Bunun için metrik 4.20 vida kullanacağım. Metrik 4 pull ve metrik 4 somut arkadaşlar. İlk olarak bu aparata yani parçaların isimlerini tam bilmiyorum. Evet, kolumuzu vidalayalım arkadaşlar. Matic 4 vida kullanıyorum. Pull ve somunumuzu takalım. Bu pull biraz kötü durumdaymış. Şunu alalım.
kısmımıza. Bir parçasını vidaladık. Parçamızı vidaladık. Şimdi de diğer aşağı kolu vidalayalım arkadaşlar. Bunun için de metrik 4 kullanacağız yine. Evet, şu düz tarafı buraya gelecek şekilde. Diğerini de aynı şekilde yaptım bu arada. Metrik 4'e 20 vidamızı alıyoruz. Önce şöyle bir geçirelim. Çünkü direkt geçmiyor. 3D yazıcı baskı hataları olabiliyor bölüklerde. Biraz zorlanabiliyor 3D yazıcılar. Kolumuzun üst kısmını, vidalarını taktık. Evet, şimdi diğer yan kısmını yapacağız arkadaşlar. Bunun için şu kısmı yine metrik 4 vidamızı şu kısım öne gelecek şekilde, yani şu çıkıntılı bombeli kısım öne gelecek şekilde metrik 4 olarak ile vidalıyoruz. Metrik 4'e 20. Zaten videonun altında belirteceğim hangi vidaları kullanmanız gerektiğini. Evet. Vidaladık. Şimdi yine pulumuz ve somunumuzu takacağız. Pullar biraz değişmiş. Evet. Evet, pulumuzu da taktık. Somunumuzu da taktık. Evet, bu kısım da hazır arkadaşlar. Şimdi diğer şu alt kısmı yine metrik 4 vidayla vidalıyoruz. Burada ufak bir ayrıntı var. Onu biraz sonra belirteceğim. Şimdi burayı vidalarken arkadaşlar yine metrik 4 20 kullanacağız burada da. Kısımdan vidalıyoruz.
Evet, buradaki ayrıntı şu arkadaşlar, yani sürtünmeye azaltıp daha rahat dönmesi için diyeyim, şuraya 3 tane pull koyabilirsiniz arkadaşlar. Koymasanız da olur tabii ki. Hatta metrik 4 yerine metrik 3 de kullanabilirsiniz. Yeter ki orayı hani dönmesini sağlasın. Ama tavsiyem 3 tane buraya bir de koyabilirsiniz. Pardon. Pull koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı buraya geçiriyoruz ve ardından somonla sıkacağız yine. Evet, bu kısmı da taktık. Şöyle sıkıştıralım. Kısım da hazır arkadaşlar. Somunda takınca kolumuzun diğer tarafı da bitmiş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi bu kısım da hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün parçaları bir araya getirelim. Bu ikisini zaten biraz önce montajladık. Şimdi bu parçaya birleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için şöyle yapacağız. Şu kısmın gördüğünüz gibi metrik 3 vida 30 metrik 3'e 30 vida ile montajlayacağım. Buradan metrik 3 30 alalım arkadaşlar. Evet. Direkt geçiriyorum. Diğer kısma da arkadaşlar şurayı takıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Somun ve pulumuzu takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu kısım tamam. Şimdi diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kıskaç kısmını yapacağız. Evet, bunun için servo motorlarımızla birlikte gelen şu vidaları kullanacağız. Bu vidalar hazır olarak servo motorla birlikte geliyor arkadaşlar. Servo motorumuzu alıyoruz. Şurada gördüğünüz delikli kısma bunu vidalayacağız arkadaşlar. Evet, bu kısmı vidalıyoruz. Evet, bu kısmı vidaladık. Şimdi robot kolumuzun kıskaç kısmının tarafını yapalım. Bunun için şu değil arkadaşlar, şu 3 delik olan kısmı, şu aparatı geçiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir saniye. Buraya takıyorsunuz bunu. Sonra şuraya M3 pulumuzu ve Matic 320 vidamız ile buraya bunu sıkıyoruz.
Biraz önce taktığımız şu parçayı şimdi motorumuzun bağlandığı şu kıskacın ana parçasına takacağız. Onun için şurada delikten vidalıyoruz. Sağ kolu taktık. Şimdi sol kolu takacağız. Direkt şöyle burayı eşitliyorum. Gördüğünüz gibi deliğe denk geldi zaten. Metrik 3 vidamla burayı sıkacağım. Evet, pulumuzu koyduk. Monte edeceğiz. Şimdi dişli çarkımızı takacağız motordan güç iletmesi için. Bunun için öncelikle motorumu 0 dereceye ayarlamam gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Saat yönünde döndürürseniz şu aparatı takıp motora 0 dereceye ayarlayabilirsiniz. Evet, şu an 0 derecede motor. Biraz da tolerans bırakıyorum. Evet. Şimdi bu dişli çarkımızı takacağız arkadaşlar. Şu parçayı çıkartalım geri. Dereceyi bozmadan. Evet. Şimdi evet, dişli çarkımızı taktık arkadaşlar. Ardından da aparatımızı takıyoruz. Buraya. Evet. Tamam. Evet, burası da hazır arkadaşlar. Vidamızı da takalım ki yerinden çıkmasın biraz parça. Şu anda kıskacımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi final montajına geçelim. Öncelikle servo motorumuzla birlikte gelen şu beyaz parçayı şuradaki pardon yere geçiriyoruz. Yani takıyoruz. Evet, taktık. Şimdi bunu ana gövdemize montaj edeceğiz arkadaşlar. Parçamızı şu alt kısma montajlayalım. Bunun için direkt şu eğimli kısım buraya gelecek şekilde takıyoruz arkadaşlar. Metrik 4.20 vidamızla buraya vidalayacağız. Deliklere denk getirdikten sonra koyuyoruz ve vidalıyoruz. Evet, bu kısmı da vidaladık. Evet arkadaşlar, şimdi de parçayı taktık. Bu boşta kalan yere, şurada gördüğünüz eğimli olan yere, peki deliğe vidalayacağım arkadaşlar. Açıklayamadım burayı. Evet.
Çok önemli değil zaten. Evet. Metrik 3 vidamızı yine direkt buraya takıyoruz. Ve vidalıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kısım da tamam arkadaşlar. Şurayı da vidaladık. Evet arkadaşlar, şimdi motorlarımızı takma aşamasına geçelim. Servo motorumuzu alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Direkt şu yeşil parçayı geçiriyoruz. Şimdi monte etmeden önce değinmem gereken bir konu var. Motorumuzun açısını ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu biraz çekeyim köşeye. Şimdi biraz önce anlattığım gibi de zaten neydi? Saat yönü 0 dereceydi. Saat yönü. Şu an 0 dereceye aldım. Saatin diğer yönü 180 dereceydi. Evet. Şu an 180 derecede. Böyle çevirince 0 oluyor. Şimdi 180 aldım arkadaşlar. Ve 180'den birazcık tolerans bırakarak sıfıra doğru yaklaştırdım. Evet. Motoru bu şekilde monte ediyorsunuz. Evet. Şimdi direkt zaten önceden şu alt kısma beyaz parçamızı koymuştuk arkadaşlar. Direkt koyacağız. Ondan önce mekanizmamıza dik konuma getirmemiz gerekiyor. Dik konumdayken direkt takıyoruz. Biraz önce iç bölüme motorumuzu taktık. Şimdi şuradaki vidaları sıkarak işlemi bitiriyoruz. Ki evet, motor hareket etmesin. Evet. Yukarı aşağı komutumuz da hazır. Şimdi diğer motora geçiyoruz. Önceden taktığım aparat şuradan takıyorsunuz arkadaşlar. Biraz takımı zor geçiyor, yani zorlayabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Evet, şimdi öncelikle motorumuzun ayarını yapalım. Şimdi bu motor da 180 derecede olması gerekiyor. Bir saniye, onu da şöyle yapıyoruz. Yine ucumuzu taktık. Biraz aşağı. Ha. Bu neydi? 0. Şu an 0. derecede. Evet. Şu an 180 derecede arkadaşlar motorum. Çok az da tolerans bırakıyorum. Tamamdır. Ayarlanması hazır. Evet. Asıl gereken ucu takalım. Evet. Ucumuzu da taktık. Tamamdır. Şimdi montaja başlayalım. Evet arkadaşlar, motorumuzun açısını ayarladık. Şimdi nasıl parçamıza montajlayacağını göstereceğim. Şu şekilde şu delikten geçiriyoruz ve şurada gördüğünüz gibi önceden taktığımız ona göre bir bölge var. Oradan direkt oraya sokuyoruz. Ve bitmiş oluyor. Tabii ki vidalarını da sıkacağız daha sonra. Evet. Şu an taktık. Gördüğünüz gibi. Şimdi motorumuzun vidalarını da sıkıyoruz. Bunun için metrik 3-10 vida kullanacağım.
Evet arkadaşlar, son motorumuzu da taktık. Şuradan gördüğünüz gibi vidalarını. Son olarak pençemizi takıyoruz. Bunun için şuraya metrik 4'e 20 olacak şekilde takacağız. Evet, şu şekilde olacak. Şöyle yapalım, daha rahat olur. Somon ve pulumuzu koyacağız. Şimdi diğer vidayı takıyoruz. O da metrik 4'e 20 arkadaşlar. Şöyle dış taraftan alacağız. Yine aynı şekilde solun ve pulumuzu kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an robot kolumuz bitti. Bir kontrolünü yapalım. Sağ, sol, aç, kapat, ileri, geri, yukarı, aşağı. Evet. Şu an her şey de çalışıyor. Şimdi göstereyim şu şekilde. Şimdi elektrik kısmını, yani elektronik kısmını, Arduino'ya bağlantı şemasını geçelim. Onu da ikinci videoda, part 2'de bulabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.